Merhaba dostlarım. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Küçüklüğümden beri cin ve cin olaylarına meraklı birisiyimdir. Doğup büyüdüğüm köy konum itibariyle ıssız ve çorak bir yerleşimdedir. O sıralar ortaokulun son yıllarındayken iki samimi arkadaşım vardı. Hepimiz de aynı sınıfta okuyorduk. İsimleri Sedat ve Mehmet'ti. Sedat, benim uzaktan akrabam olurdu ve benim gibi meraklı ve hareketliydi. Mehmet ise biraz sakin, biraz da ürkek bir arkadaşımızdı. Hepimiz evlerimizden sabahları beraber kalkar, hep beraber okul yoluna düşer, okula giderdik. Yine her zamanki gibi üç arkadaş sabah buluşup okula gittik. Okulda derslerimiz bitince dağılıp ev yoluna geçmiştik. Ev yolunda ilk Sedat bizden ayrılıyordu. Daha sonra da Mehmet evine ayrılınca ben tek kalıyordum. Evimiz köyün dışında, tek başına, yanında hiçbir ev yoktu. Bize en yakın 700 metre mesafede olan komşu evine de geçtikten sonra toprak yoldan evimize doğru giderdim. Eve gelince annem bana hemen evdeki olan malzemelerden peynir veya pekmezden dürüm yapar. Ben de o sırada üzerimi değiştirir, inekleri ahırdan çıkarır. Otlatmak için önüme kattığım gibi evimizden 700-800 metre ilerideki dereye götürür, otlatırdım. O esnada Sedat da koyunları getirir, hep beraber otlatır, akşam ezanı okunmadan annem ve babanın da tembihlediği gibi eve gelirdik. Günler böyle giderken yine bir cuma günü okuldan çıkmıştım. İneklerin sütünü sattığımız bakkaldan süt parası yerine annemin elime tutuşturduğu alışveriş listesindeki ihtiyaçları alıyordum. Sedat'a, "Sedat, ben bakkaldan biraz kanat alacağım. Bugün cuma. Hayvanları otlatırken mangal çevirelim. Hem de yarın okul yok. Biraz ortam yapar, eğleniriz." dedim. Sedat da, "Olur kanka. Ben de o zaman kola falan alayım. Yanındaki tarlada da ay çekirdeği koparır, keyif yaparız." dedi. Biz bunları düşünerek hafta sonu olmasının verdiği keyif ile evlere dağıldık. Hemen eve gidip üzerimi değiştirdikten sonra inekleri ahırdan dışarı saldım. İnekler de benim gibi dışarı çıkmanın ve özgür kalmanın sevinciyle hoplaya zıplaya her zamanki gittikleri dere istikametine doğru otlaya otlaya ilerlemeye başladılar. Ben de hemen kilere gidip gerekli soğan, biber gibi malzemeler alıp mangal telini falan heybeme yükledim. "Anne, biz mangal yakacağız." deyip evden ıslık çalarak ineklerin peşine düştüm. Dere istikametine inekler çoktan girmiş, otlamaya başlamışlardı. Ben de eski radyomdan köyde çeken tek frekans olan TRT FM'i ayarlayıp ocak taşlarını dizdim. Derenin başında olan yalnız ağaç diye büyüklerin söylediği ağacın yanına gidip mangallık için odun toplayıp geldim. 10 dakika sonra Sedat elinde poşetler ile gelmişti. Gelirken de Mehmet'i almış. Mehmet de "ben de bir şeyler katayım" gibisinden evden semaver ile annesinin yaptığı kekten getirmişti. Kanatları pişirip sohbet, muhabbet eşliğinde yemeğe koyulduk. O sırada ben her zamanki gibi yine ortalığı cin mevzusuna atıp konuyu cine getirmiştim. Herkes bir şeyler anlatıyor, Sedat çoban babasının gece yaşadığı bazı olayları anlatıyordu. Bizler de büyüklerimizden duyduğumuz hikayeleri anlatıyor, bir yandan da semaverden çayımızı içip ateşin etrafında muhabbet ediyorduk. O sırada Mehmet birden ayağa fırlayıp "birisi sırtıma dokundu" dedi. Biz de "Uğrak'tır" diyerek gülmeye başladık. Uğrak, bizim buralarda anlatılan ve insanlara dokunduğuna inanılan cin taifesinden bir varlıktır. Sonra Mehmet sırtını döndüğünde sırtına çekirgenin zıpladığını gördüğümüzde daha da gülmeye başlamıştık. Mehmet'in korktuğu belliydi. Bize dönerek "çekirge değil, çekirge iki kez omzuma dokunamaz" dedi. Biz de sohbetin konusundan dolayı belki öyle hissetmiştir diye birbirimize kaş göz atarak "hadi bakalım, doğulur şu semaverden çayı da içelim bakalım, tavşan kanı olmuş mu" deyip konuyu dağıttık. Her neyse, biz laflarken havanın karardığını anlayamamıştık. Akşam ezanının okunmasına dakikalar kalmıştı. Sonra "hadi toparlanın" diyerek Sedat ile koyun ve ineklerin otladığı yalnız ağacın yanına doğru ilerleyince birden ineklerin ve koyunların bir şeyden ürkmüş gibi deriden dışarı hızlıca çıktıklarını gördük. "Allah Allah" deyip yalnız ağacın dibine kadar yaklaştık. Sonra kulağıma bebek ağlama sesi geldiğini işittim. Sedat'a dönerek "sen de duyuyor musun?" dedim. "Neyi?" dedi. "Duymuyor musun oğlum? Bebek ağlıyor" dedim. Sedat bir iki adım daha atınca "herhalde gündüz mercimek yolmaya gelenlerin bebeğidir. Alalım,
Yazık burada kurda kuşa yem olmasın dedi. Sedat bir iki adım daha atınca ben kolundan tutarak burada bugün hiç mercimek yolmaya gelen işçi olmadı. Olsa öğle yemeğine geldiğinde uzaktan görürdüm dedim. Sonra birden ikimiz de birbirimize baktık. İçimiz ürpermiş, tüylerimiz diken gibi olmuştu. Sedat'a yürü işareti yaparak kısa adımlarla arkamızı dönüp yavaş yavaş Mehmet'in yanına doğru yürümeye başladık. Biz ilerledikçe bebek ağlama sesi daha da bir acı, daha da bir çığlıklı bir ses tonu ile kulaklarımızın içinden beynimize nüfus ediyordu. Biz uzaklaştıkça ses ağlamaktan ziyade böyle gülercesine kahkahalı bir ses tonuna dönüşmüştü. Biz hemen Mehmet'in yanına gelip deriden çıkan inekleri ve koyunları eve doğru sürerek Mehmet'e ''Hadi gidelim Mehmet, dereden çocuk ağlama sesleri geliyor.'' dedim. Mehmet ''Yine çekirgedeki gibi benimle alay ediyorsunuz.'' diye inanmak istemedi. Biz de ''Bunun şakası olmaz, akşam ezanı okundu, hadi gidiyoruz.'' deyip tası tarağı hızlıca toplayıp evin yolunu tuttuk. Eve gelince babam biraz azarlayarak ''Sana kaç defa dedim, o ağacın orada akşam ezanına kalma.'' diye söylendi. Akşam yemeğinden sonra babaannemin yanına gelip yalnız ağaçta olan biteni anlattım. Babaannem bu konularda bayağı bilgili birisiydi. Bana bakıp orada zamanında çocuğu olmayan bir kadının oraya gelerek değişik büyü, muska tarzı şeyleri gömdüğünü söyledi. Bunun üzerine ben daha çok irkilmiştim oradan. Gece yatağıma girince rüzgarın çatı aralığından çıkardığı uğultu eşliğinde uykuya daldım. Rüyamda inek otlattığım yerde ben Sedat ve Mehmet ile oturuyordum. Etrafımız zifiri karanlık ama ilerideki ağacın orada sanki ışık yanıyor gibi sadece orası görünüyordu. Etrafına 8-10 tane kara çarşaflı, uzun boylu varlıklar toplanmış, her biri ağacın etrafında zikir çeker gibi başlarını ileri geri sallayarak duruyorlardı. Birden bizi gören birisinin bize yönünü dönmesiyle karanlık yüzünün içinden bembeyaz gözlerin akını görmem bir oldu. Sonrasında aniden sıçrayıp uyandım. Kendi kendime çok kafayı taktım deyip Nas, Felak ve Ayetel Kürsi'yi okuyup uykuya daldım. Ertesi gün okula gitmek için sabah Sedat ve Mehmet ile buluşunca onlar da ben söylemeden rüyalarını birbirlerine anlatmaya başladılar. Ben de kara çarşaflı kadınlar mı var deyince ikisi birden bana bakıp buz kesildiler. Aynı rüyayı üçümüz de görmüştük. Okula gidip geldikten sonra yine üç arkadaş hayvanları otlatmak için aynı saatte buluştuk. Ama bu sefer deredeki yalnız ağaç istikametine değil de höyük dediğimiz istikamete, yani tam tersinde hayvanları otlatmaya karar verdik. Höyük dediğim yer Hitit, Frigyalılar döneminde yapılmış büyük tepelerdi. Hayvanları otlamaları için aşağıda bırakıp höyük denilen tepenin üzerine çıktık. Oradan buradan muhabbet ediyoruz ama biliyoruz ki hepimizin de gözü yalnız ağacın oraya odaklanıyordu. Korkuyor, korkumuzu birbirimize belli etmiyorduk. Akşam ezanı okunmadan hayvanları eve soktuk. Mehmet, ''Beyler, akşam kör aşırın düğünü var. Oğlu Cebrail evleniyormuş.'' dedi. Ben de, ''Oo, yine akşam alem var. Gidip biraz kızlara falan bakarız.'' diyerek sevinçli şekilde buluşacağımız saati kararlaştırıp evlere dağıldık. Benim evim köyün en sonunda olduğu için evden alelace yemeğimi yiyip, güzel elbiselerimi giyip yola çıktım. Akşam ezanı okunalı bayağı olmuştu ama Mayıs ayı olduğu için hava biraz geç kararıyordu. Maksadım hiçbir evin olmadığı toprak yolu hava kararmadan geçerek Mehmet'i alıp oradan beraber Sedat'ların evinde buluşmaktı. Toprak yolu hızlı şekilde geçip Mehmet'in evine vardım. Mehmet'e acele et diyerek söylendikten sonra kulağıma gelen çalgı seslerini işittim. Mehmet kemerini bağlayarak içeriden geldi ve montu üzerime atarak "O düğün başladı bile" dedi. Ben de "Hadi oğlum, çerezleri bitirecekler" diyerek gülümseyerek söylendim. Hemen apar topar ayakkabısını giyip Sedat'ların evinin yoluna düştük. Sedat çalgı sesini çoktan duymuş, bizi evde beklemek yerine yola çıkmıştı. Hemen yola düşüp düğüne gittik, eğlendik. Derken saatin gece 11:20 olduğunu fark ettik. "Oğlum, saat gece yarısına geliyor. Hadi artık kalkalım" dedim. Onlar da saatin geç olduğunu fark edememişlerdi. Bir an evvel apar topar yola çıkıp evlere doğru ilerlemeye başladık. Geçtiğimiz istikamet üzerine mısır tarlası vardı. Dolunaydan dolayı etraf hemen hemen seçiliyordu. Mısır tarlası yolun biraz aşağısında kaldığı için gözüm mısır tarlasına ilişti. Tarlanın ucunda 3-4 tane uzun boylu,
siyah varlığın tarlanın içine koşarak girdiğini görünce Sedat ve Mehmet'e ''Oğlum, tarlaya bir şey girdi. Koşun!'' diyerek sesli şekilde bağırdım. Sedat ve Mehmet hızlı şekilde depar atarak koşmaya başladılar. Bir yandan koşuyor, bir yandan da ay ışığının mısır tarlasını aydınlatan yerlerine bakıyorduk. Tarlanın içindeki mısır koçanları sallanıyordu. İçinde birilerinin koştuğu belli oluyordu. Ben bağırarak ''Geliyorlar lan!'' diye haykırdım. Sedat ve Mehmet sesli şekilde ayetler okuyor, bir yandan da ağlamaklı bir sesle uzak mesafelerdeki bir sokak lambasını göstererek ''Az kaldı!'' diye söyleniyorlardı. Sokak lambasının altına girince hepimizin suratı kas katı kesilmiş, bana ne gördüğümü soruyorlardı. Uzun boylu, siyah varlıkların mısır tarlasına girdiğini söyledim. Bir yandan sağa sola bakıyor, bir yandan da yoldan birinin geçmesi için dua ediyorduk. Nihayet yonca taşıyan bir traktör römorku ileriden belirince o korku ve adrenalinle adama nasıl el ettiysek adam korkup bizi almadı. Biz de hemen arkasından koşup römorka tırmanıp bizim mahalleye kadar geldik. Olayın etkisinden kurtulabilmek için birbirimize belki de halüsinasyon gördük falan gibi şeyler söylüyorduk. İlk önce Sedat'ın ayrılıp evine gitmesi gerekirdi lakin Mehmet beni bırakın ilk diye ısrar edince Mehmet'i evine kadar bıraktık. Mehmet'in evi de çok olmasa da biraz köyün çıkışındaydı. Sonrasında Sedat bana dönerek ''Sen nasıl gideceksin? Evin dışarıda.'' dedi. Ben de ''Vallahi haklısın aslında. Benle beraber gelirsen beraber uyuruz.'' dedim. ''Tamam. Size gidince bizim evi arayalım. Merak etmesinler.'' dedi. ''Olur.'' deyip yola çıktık. Evimize en yakın olan son evi de geçtikten sonra ay ışığı toprak yolumuzu aydınlatıyordu. Tam yolu yarılamıştık ki derenin ucunda duran yalnız ağacın oradaki ışığa gözüm takıldı. ''Hey Sedat, sen de görüyor musun?'' dedim. ''Neyi Hakan?'' diye dikkat kesildi. ''İlerideki yalnız ağacın oraya bak.'' diye elimle işaret edip gösterdim. Bir anda nutkumuz tutulmuştu. Ne yapacağımız şaşırmış, ayaklarımız boşalmıştı. ''Hadi Sedat, geri dönelim. Ben eve gitmek istemiyorum. Bu gece dışarıda ya da sizde kalsak da hiç fark etmez.'' dedim. O sırada geldiğimiz yol tarafından Mehmet'in sesini duyduk. ''Hakan, Sedat, beni bekleyin.'' diye bize doğru yaklaşan bir ses geldi. Biz de birbirimize bakıp bunun Mehmet olmadığı hakkında %100 hemfikir idik. Çünkü biz Mehmet'i evine bıraktıktan sonra Mehmet evinden çıkacak hem de yanımıza kadar gelecek cesarette birisi değildi. Biz de bunun bilincinde olarak birbirimize bakıp eve doğru koşmaya başladık. Eve 300-400 metre kadar kalmıştı. Sağımızda solumuzda simsiyah eşeklerin olduğunu ve bizimle beraber eve doğru koştuklarını fark ettik. Korkudan nasıl koştuğumuzun farkında değildik. Bir yandan koşuyor, bir yandan da bildiğimiz bütün sureleri okuyordu. Bir ara gözüm yanımdaki siyah eşeklerin gözlerine kaydı. Gözleri ateş gibi kıpkırmızıydı ve bize bakarak yanımızda koşuyorlardı. Artık dayanamayıp çığlık atarak ''Anne, baba!'' diye bağıra bağıra eve doğru yaklaşmaya başladık. Evimizin hemen yanında bağlı bulunan Dayı isminde kangal köpeğimiz vardı. Köpeğin boyu normalinden çok daha büyüktü. Babam hariç bizleri yanına yaklaştırmaz, tüm aile olarak ondan korkardık. Birkaç defa zinciri koparıp komşu evlerin köpeklerini yaraladığı için babam daha kalın bir zincir ile bağlamıştı. Biz eve doğru koşarken arkamızdan Mehmet'in sesi hala gelmeye devam ediyordu. ''Hakan, Sedat, beni bekleyin!'' diye bağırıyordu. Yanımızda kırmızı gözleriyle kara eşekler koşuyordu. Sonra birden tam karşımızda eve 150 metre kala köpeğimiz Dayı'nın bize doğru koştuğunu gördük. Ay ışığının yansıyan parıltısında köpeğin gri tüylerini görebiliyorduk. Bize doğru öyle bir hızla koşuyordu ki sanki kurt görmüş gibi üzerimize geliyordu. Hangisinden korkup hangisinden kaçmamız gerektiği bir ikileme düşüp olduğumuz yerde donup kalmıştık. Köpeğimiz bizim yanımızdan o kadar hızlı şekilde geçti ki ben ve Sedat'ın hiç orada olmadığımızı düşünmeme sebep oldu. Köpek Mehmet'in sesinin geldiği yere doğru koşarak bizim yanımızdan hızlıca geçti. Birkaç saniye sonra köpeğin sanki bir domuzla boğuşuyormuş gibi ciyaklama sesleri geldi. Biz o sıra eve koştuk. Kapıyı tekmelemeye başladık. Kapıyı panikle annem açtı. Bize ne olduğunu falan sormaya başladı. O sıra babaannem bizim kireç gibi olmuş yüzümüzü görünce hemen içeriye alıp Kur'an'ı eline alarak okumaya başladı. O okudukça biz rahatladık. Sedat'ın ailesini arayıp bizde olduğunu söylediler.
Sonrasında bize iki tane cevşen yaptı. Sabaha doğru ancak kendimize gelebilmiştik. Sabah olunca Mehmet'i gördüğümüzde gece arkamızdan gelip gelmediğini sorduk. Bize, ben dışarı bakamıyorum bile. Nasıl çıkıp da yanınıza geleceğim diye söylendi. O geceki gördüklerimizi yalnız ağaçtan alıp yaktığımız dal parçalarından dolayı olduğunu söylediler. Sonrasında oraya şu ana kadar daha hiç gitmedim. Ara sıra geceleri o tarafa baktıkça yatsı ezanından sonra bazen ışık yandığına şahit oluyorum. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.